Çok hızlı eriyor. Çok hızlı eriyor. Türkiye'nin en büyük vadi buzulu hava sıcaklıklarının artmasından dolayı erimeye başladı. Günden güne daha da küçüldüğü görülen buzul kütleleri Milli Park ilan edilen Cilo Dağları eteklerinde bulunuyor. Türk Coğrafya Kurumu üyesi Engin Ulus, bölgenin turizm açısından önemli bir merkez haline gelebileceğini belirtti. Buraya ilk olarak bir ay önce geldik. Temmuz'un başında, yani 28 kişi bir grupla geldik buraya. Tabii biz geldiğimizde buzulların hali biraz daha iyiydi. Yukarıdaki şelalenin dibine kadar girebilmiştik. Bu coğrafya muazzam bir coğrafya. Yani dünyanın birçok bölgesinde böyle bir dağ sırası yok. Arıcılık, hayvancılık bir kenara, ekoturizm, doğa turizmi buranın ekonomisine büyük bir ivme kazandırabilir. Bunu değerlendirmek lazım. Ulus, bu buzulları görmek için sadece 2 saatlik yolculuğa ihtiyacınız var dedi. İnsanlar bu buzulları görmek için Antarktika'ya, İzlanda'ya, işte Patagonya'ya gidiyorlar. Bizim ülkemizde çok kısa mesafede uçakla 2 saatlik bir uzaklıkta gelip buzulları görmek mümkün hale gelmiş. Coğrafya öğretmenlerinden Gazi Kotansa buzulların erimesinin birçok sebebi olabileceğini aktardı. Biz burada buzulların erimesini gözlemliyoruz ama bunun birçok etkisi var. İşte kuraklık, yağışlarda yağış hacimlerinin değişmesi, aşırı yağışlar, geçen Kastamonu'da gördüğümüz gibi ya da orman yangınlarının artması, sıklığının artması gibi birçok etkisi var ve bunların ekolojiye de birçok etkisi var. Canlı türlerinin dağılışına vesaire. Beyşehir Gölü'de kuraklık ve aşırı sulama nedeniyle zor günler geçiriyor. Beyşehir Birliği, Göl Doğa ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Bekir Samitan, gölün suyunun idareli kullanılması gerektiğini belirtti. Bu kuraklık böyle devam ederse göl elden gitmiş sayılır. Gölün suyunu müsrif etmeden kullanırsak bu su herkese yeter. Gölde aşırı suyun olmaması nedeniyle bu sene kuraklığımız da var ve aşırı hoyratça sulamalar var. Bu sulamalardan dolayı şu anda göl beklentinin aşağısında 1,5-2 metre daha çekilmiş vaziyette.